Olay Televizyonu Haber Merkezi'nden Olay Ana Haber'den iyi akşamlar. Bugün 8 Mart 2017 Çarşamba. Evet, 8 Mart bugün. Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Türkiye bugün daha önceki 8 Mart'larda hiç olmadığı kadar hüzünlü, üzüntülüydü. Hüznün merkezi de Bursa'ydı. İnegöl'deki trafik faciasında hayatını kaybeden 7 kadın emekçi gözyaşlarıyla sonsuzluğa uğurlandı. Terörle mücadele hem yurt içinde hem sınır ötesinde devam ediyor. Diyarbakır'daki büyük operasyondan maalesef acı haber geldi. Bir uzman çavuş şehit oldu. Siyaset gündeminde elbette referandum var. Liderler kampanyalarına devam ediyor. Başbakan İzmir'de, ana muhalefet lideri Sakarya'daydı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da merakla beklenen Almanya ziyaretini yaptı. Günün öne çıkan başlıkları böyleydi. Şimdi ayrıntılarla Olay Ana Haber başlıyor. Kadınlar Türkiye'nin dört bir yanında kazanılmış haklarını kutladı, taleplerini yüksek sesle dillendirdi. Ancak her kutlama buruk, her kutlama hüzünlüydü. Bursa'daysa tam bir matem havası vardı. Kadın işçiler kurultayı için Ankara'ya giderken mezitlerde devrilen otobüste hayatını kaybeden kadın emekçiler birer birer toprağa verildi. Allahu Ekber. Her köşesine kaza kurbanı kadın emekçilerin matem havası çöken Bursa, tarihinin en acı günlerinden birini yaşadı. Kadın işçiler kurultayına giderken hayata veda eden emekçiler birer birer toprağa verildi. 32 yaşındaki Leyla Yalçın, Delphi fabrikasında çalışıyordu. Biri bir, diğeri 8 yaşında Selin ve Tuana adlı iki kız annesiydi. Yalçın için Kemerçeşme Mahallesi Pınarcık Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Genç yaşta eşini kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Sunay Yalçın, taziyeleri güçlükle kabul etti. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Cenaze namazına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay ile birlikte katıldı. Allah rızası için El Fatiha. Ölümüyle ailesini ve yakınlarını derinden sarsan genç kadın Hamitler Mezarlığı'nda toprağa verildi. Henüz bir yıl önce akciğer kanserini yenen Özlem İnan da son yolculuğuna uğurlandı. Yazaki fabrikasında çalışan 36 yaşındaki İnan'ın tedavisi bitmiş, sağlığına kavuşmuştu. Canından çok sevdiği 4 yaşındaki oğlu Atakan ve eşi Cömert'ten zamansız ayrılan kadın emekçi için Ateevler Cem Evi'nde tören düzenlendi. İnan'ın ailesi ve mesai arkadaşlarının yanı sıra Bakan Müezzinoğlu, Vali İzzettin Küçük, Türk İş Genel Başkanı Atalay ve Türk Metal Genel Başkanı Fevrul Kavlak'la CHP'li siyasetçiler de Ateevler Cem Evi'ndeydi. Özlem İnan canımızdan razı mısınız? Hayır. Akciğer kanserini yenerek hayata tutunmayı başaran ancak hesapta olmayan bir trafik faciasına kurban giden genç kadın Mudanya'da toprağa verilirken acının bir diğer adresi de Güzelyalı Mahallesi'ydi. Özlem İnan'la aynı fabrikada çalışan Leyla Çiçek için Güzelyalı'da tören düzenlendi. Çiçek'in çalışma arkadaşları ve yakınları Duran Camii'ne akıl etti. 16 yaşındaki Alperen ve 11 yaşındaki Serenay annelerini, Alper Çiçek ise eşini kaybetmenin acısını yaşadı. Alper Çiçek eşinin tabutu başında gözyaşı döktü. Alperen ve Selenay ise annelerinin tabutuna son kez sarılmanın ağır yüküyle daha çocuk yaşta tanışmak zorunda kaldı. Allahu Ekber! Leyla Çiçek, Güzelyalı Yeni Belediye Mezarlığı'nda toprağa verildi. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah! Elvan Mutlu, Güleydan Sezer, Fatma Hacıoğulları ve Meyse Keskin. Onlar da Leyla Yalçın, Özlem İnan ve Leyla Çiçek'le aynı kaderi paylaşmışlardı. Geride gözü yaşlı eşler, büyük acıyla küçük yaşta tanışan çocuklar
ve yarım kalan hikayeler bıraktılar. Elvan Mutlu henüz 27 yaşındaydı. Feci bir kaza onu hayattan koparırken 4 yaşındaki Ayaz'ı da öksüz bıraktı. 6 arkadaşıyla aynı kaderi paylaşan Mutlu için Yunus Emre Mahallesi Hacı Hatip Camii'nde tören düzenlendi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayankaya da acıda aileyi yalnız bırakmadı. En büyük acıyı evlat acısıyla sarsılan anne Fikriye Mutlu yaşadı. Ama canımsın niye bizim? Bu şoförün uykusu mu vardı acaba? Gündüz kaza olur mu? Genç kadının geride bıraktığı 4 yaşındaki Ayaz babasıyla aynı kaderi paylaştı. Mümin Mutlu'nun da tıpkı oğlu gibi küçük yaşta annesini kaybettiği ortaya çıktı. 1990 Bulgaristan doğumlu Elvan, Hamitler Mezarlığı'nda toprağa verildi. Hayatını kaybeden emekçilerden biri de iki çocuk annesi Fatma Hacıoğulları'ydı. Tarihsiz kadına son görev için sevenleri ve yakınları Yeni Karaman Mahallesi Baysal Camii'ne koştu. Eşini kaybetmenin acısını yaşayan Sezgin Hacıoğulları, oğlu Emre'ye sarılarak gözyaşı döktü. Hacıoğullarını ölüme götüren kazadaki acı dolu tesadüfler yürekleri yaktı. Hacıoğullarının yolculuk öncesi otobüs değiştirdiği, kazadan önce de uyumak için başka bir koltuğa geçtiği ortaya çıktı. Hacıoğulları, Vali İzzettin Küçük, Türk Metal Genel Başkanı Pevrul Kavlak ve Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in de katıldığı törenin ardından Hamitler Mezarlığı'nda toprağa verildi. Geride gözü yaşlı bir eş ve evlat bırakanlardan biri de 43 yaşındaki Güleydan Sezer'di. Sezer'in yolculuk sırasında okuduğu Robin Sharma'nın Sen Ölünce Kim Ağlar adlı kitabı olay yerinde kapağı açık halde kalmıştı. Gülbahçe Mahallesi Yeni Doğan Camii'ndeki törende Özer Sezer ve 14 yaşındaki oğlu Eren büyük acıya göğüs germeye çalıştı. Anne acısı yaşayan Eren'i teselli etmek sınıf arkadaşlarına düştü. Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Osman Gazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve CHP milletvekilleri de acıda aileyi yalnız bırakmadı. Allah Ekber. 43 yaşındaki Meyse Keskin'in kaderi de geçen yıl trafik kazasında kaybettiği erkek kardeşiyle aynı oldu. Oğlunun ısrarına rağmen Ankara'ya doğru yola çıkan Keskin, Balıkesir'in Manyas ilçesinde toprağa verildi. Bursa-Ankara yolunda 7 kadın emekçinin ölümüyle sonuçlanan kazada yaralanan 39 kişiden 27'si taburcu edildi. 12 yaralının tedavisine İnegöl, Bursa ve İstanbul'da devam ediliyor. 39 yaralımızdan sadece şu anda 12 tanesi hastanelerde tedavi sürüyor. 7 kadın emekçinin ölümüyle sonuçlanan kazada yaralanan 29 kişi taburcu edildi. 12 yaralıdan 5'i İnegöl Devlet Hastanesi'nde, ikisi Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde, 5 yaralı da Bursa'daki özel hastanelerde tedavi altında. Hiçbir yaralımızda hayati denebilecek bir tehlike yok. Yaralılardan biri İstanbul'daki bir özel hastanede ameliyat edildi. Estetik cerrahi anlamında, plastik cerrahi anlamında daha ileri tedavileri anlamında değişik bir kısmı İstanbul'a, bir kısmı Bursa'da özel hastanelerinde sevkleri yapıldı. Türk Metal Sendikası'nı ziyaret eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'na kazanın nedeni de soruldu. Hava koşullarında bir olağanüstülük yok, yağış yok, karkış yok, yol bölünmüş yol, otoban standardında bir yol. İlk planda bir insani hatanın var olduğu gibi görünüyor. Ama incelemelerden sonra emniyet gerekli açıklamaları yapacak. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayankaya da Türk Metal'e başsağlığı ziyaretinde bulundu. Bakan Kaya, hastanede tedavileri süren yaralıları da ziyaret etti.
Araba çok hızlı değildi. Sarsıldı araba. Sonra ben takla atıyor zannettim ama araba olduğu yerde sürüklenmiş sanırım. Türkiye ile Almanya arasındaki toplantı krizi sürerken gözler bugün Berlin'deydi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile bir araya geldi. Almanya'ya gidecek bakanların programları ile ilgili listeyi Gabriel'e verdiğini söyleyen Çavuşoğlu, Almanya artık kararını vermeli dedi. İç siyasi kavgaların Almanya'ya taşınmamasını isteyen Gabriel ise Nazi benzetmesini kırmızı çizgi diye niteledi. Lütfen bize insan hakları, demokrasi gibi konularda ders vermeye kalkmayın. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya'da katılacağı referandum etkinliği için kiralanan iki salonda farklı gerekçelerle iptal edilince Hamburg Başkonsolosluğu'nun bahçesinde konuştu. Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Sigmar Gabriel'le yapacağı görüşme öncesi mesajlarını da konsolosluk bahçesinden verdi. Bu engellemeler bizi sindiremez, bizi korkutamaz. Bravo! Ve vatandaşlarımızla bizim aramızdaki bağı hiç kimse koparamaz. Kritik görüşme sabah saatlerinde gerçekleşti. Çavuşoğlu ve Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel Berlin'de bir araya geldi. Yaklaşık 1,5 saat süren görüşmenin ardından ilk açıklama Alman bakandan geldi. İç siyasi kavgaların Almanya'ya taşınmamasını isteyen Gabriel, Nazi benzetmesini kırmızı çizgi diye niteledi. Nazi dönemi kıyaslamalarının kabul edilemez olduğunu bir kez daha söyledim. Görüşmenin zor geçtiğini belirten Gabriel, tutuklu gazeteci Deniz Yücel'in de gündeme geldiğini belirterek, süresi belli olmayan bir tutukluluğu yanlış ve orantısız bulduğumuzu söyledim dedi. Görüşmenin olumlu geçtiğini söyleyen Çavuşoğlu ise Almanya'nın bir karar vermesi gerektiğini kaydetti. Biz iki dost olarak bu yolumuza devam edeceğiz. Birbirimizden kopmayı mı tercih ediyoruz? Ama Almanya da bu konuda kararını vermeli. Nasıl istiyorsa biz de ona göre adım atarız. Çavuşoğlu görüşmelerin devam edeceğini de söyledi. En kısa sürede tekrar bir araya geleceğiz. Dostumuz Sigmar Gabriel'i Türkiye'de ağırlayacağız. Ama Almanya'daki sistematik Türkiye karşıtlarında bir an evvel dengelenmesi gerekiyor. Peki Türk bakanlar artık Almanya'da toplantılara katılabilecek mi? Önümüzdeki süreçte hangi bakanımızın ve siyasetçimizin Almanya'da ne zaman hangi faaliyette bulunacağını da kendisine liste halinde verdik. Bir Alman gazeteci Bakan Çavuşoğlu'na gazeteci Deniz Yücel'in ne zaman serbest bırakılacağını sordu. Bu yargının kararıdır. Gazetecilerin ya da siyasetçilerin kararı değil. Gazeteci olmak kanunları çiğneme hakkı vermez. Bu soruyu yanlış kişiye soruyorsunuz. Referandum kampanyasını İzmir'de sürdüren Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Kılıçdaroğlu'nun sistemin değiştiğinin farkında olmadığını savunan Yıldırım, "Siz sandıkta Cumhurbaşkanı'nı, başkan yardımcılarını, bakanlarını seçiyorsunuz, meclise bırakmıyorsunuz" dedi. Aslında sağ olsun bizim anlatamadığımızı bütün Türkiye'ye anlattı Kemal Bey. Sayın Kılıçdaroğlu sistemin değiştiğinin farkında değil. Başbakan Yıldırım seçim bölgesi İzmir'deydi. İstanbul-Bursa-İzmir otoyolu Bornova kesiminin açılışını yapan Yıldırım, CHP liderinin gafını hatırlattı. Bu anayasa değişikliğinin biz ne kadar anlatalım diye uğraşıyoruz. Ama aslında biz Sayın Kılıçdaroğlu'na teşekkür etmemiz lazım. Şimdi dedi eğer başbakanla cumhurbaşkanı ayrı partilerden olursa, anlaşamazlarsa ne olacak dedi. Biz de tam bunu diyoruz. İşte bu sistem, mevcut sistem bunu getiriyor. Buradaki anlaşmazlığı, yetki tartışmasını ortadan kaldırıyor. Kınık Belediyesi'ni de ziyaret eden Yıldırım, Taksim Meydanı'nda da seçmene seslendi. Ne diyor Kemal Kılıçdaroğlu? Biz aslında Binali Bey için çalışıyoruz. Binali Bey'in başbakanlığı gitmesin diye çalışıyoruz. Ya sen Binali Bey ne yapacaksın? Bu ülke kazanacaksa Binali de feda olsun, Binali de feda olsun. Sen bırak da
Sen bırak da biraz memleket için çalış. 7 seçim kaybetmişsin, hala tek adamsın. Bir de tek adam dersi veriyorsun. Yıldırım, hükümetler artık sandıkta kurulacak dedi. Bu sistemde başbakan, cumhurbaşkanlığı birleştiriliyor. Siz sandıkta cumhurbaşkanlığı, başkan yardımcılarını, bakanlarını seçiyorsunuz. Meclise bırakmıyorsunuz. Yıldırım, evet çıkması durumunda terörün biteceği görüşünde. Bu terör örgütleri PKK, FETÖ, DAEŞ hep bir olmuş hayır kampanyası yapıyorlar. Diyorlar ki eğer evet çıkarsa biz biteriz. Evet, inşallah evet çıkacak, terör örgütleri de bitecek. Bu mikropları bu ülkenin sınırlarından kovalayacağız. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise referandum çalışmalarına Sakarya'da devam etti. İktidarı toplumu kutuplaştırmakla suçlayan Kılıçdaroğlu tek adam eleştirilerini sürdürdü. CHP lideri evet çıkarsa Türkiye sonu belli olmayan bir yola sürüklenir diye konuştu. Anayasa değişikliğiyle nereye gideceğimiz belli değil. Freni olmayan bir kamyona biner misiniz? CHP lideri Kılıçdaroğlu, anayasa değişikliğiyle bütün yetkilerin tek kişiye verileceğini söyledi. Bütün yetki bir kişiye verilemez. Nasıl olur da Mustafa Kemal Atatürk'e bile verilmeyen yetkiler şimdi bir kişiye verilmiş olacak? Hata yaparsa ne olacak? Faturayı biz ödeyeceğiz, hep beraber ödeyeceğiz. Referandum çalışmalarına Sakarya'da devam eden Kılıçdaroğlu, Arifiye girişinde karşılandı. Bu sırada bir vatandaş CHP liderine soru sormak istedi. Sakaryalılar olarak bir ricam var efendim size. Atatürk ilkelerini sayabileceğiniz kadar. Bir zahmet efendim. Bir sayarsanız çok memnun olacağız. AK Partili değilim ben. Hayır hayır. AK Partili. Ben size... Değilim efendim. AK Partili değilim. Ben size şunu söyleyeyim. CHP lideri Erbap'ta şehit düşen Kaynarcalı Ömer Akkuş'un baba evini ziyaret etti. Kılıçdaroğlu Atatürk Spor Salonu'ndaki 8 Mart etkinliğinde kadınlara seslendi. Bizi ayırmak istiyorlar. Kutuplaştırmak istiyorlar. Diyorlar ki Kılıçdaroğlu niye kavga etmiyor? Niye kavga edeyim? Annem de babam da bana sevgiyi öğretti. Bu cumhuriyet sıradan bir cumhuriyet değil diyen Kılıçdaroğlu, vatandaşlardan oylarını kullanırken düşünmelerini istedi. Benim sorumluluğum var mı? Var. Vatandaş Kemal olarak da var. Benim sorumluluğum kadar her annenin de sorumluluğu var. Çocuklarımız için, onların geleceği için bu anayasa değişikliğine hayır diyeceğiz. CHP lideri evet çıkması durumunda Türkiye'nin yolunu kaybedeceğini öne sürdü. Hayır çıkarsa Sayın Cumhurbaşkanı zaten yerinde. Bir sorun yok. Sayın Binali Yıldırım Başbakan olarak yerinde. Biz parlamentoda çalışacağız. Ama evet çıkarsa sonu belli olmayan bir yola Türkiye sürüklenmiş olacak. Kent meydanında yapılan mitinge de katılan Kılıçdaroğlu, referandumun parti meselesi olmadığını vurguladı. Bunun siyasi partilerle ilgisi yok. Bu 80 milyon vatandaşımızı ilgilendiriyor. Referandum bir seçim değil, Türkiye'nin kaderini belirleyecek. Mesele Türkiye meselesi. Buna hep beraber hayır diyeceğiz. MHP'de genel merkezle muhalifler arasındaki gerilim bu kez Mersin'de olaylara neden oldu. Bağımsız milletvekili Ümit Özdağ'la MHP Kayseri milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Mersin'in Silifke ilçesinde katıldıkları toplantıda saldırıya uğradı. Özdağ ve Halaçoğlu bir düğün salonunda konuşma yapmak üzere bekledikleri sırada salona giren yaklaşık 100 kişilik bir grup tarafından protesto edildi. Hareketin lideri Devlet Bahçeli sloganları atan grup salondaki masalarla kürsüyü devirdi. Çıkan kargaşa sırasında hareketli anlar yaşandı. Harbede nedeniyle Özdağ ve Halaçoğlu salondan çıkarıldı. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya Genelkurmay Başkanlarını ilk kez bir araya getiren Antalya'daki sürpriz zirve, Suriye'nin kuzeyindeki krize çözüm olmadı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın toplantıda YPG ile işbirliği mesajlarından duyulan rahatsızlığı ilettiği
Mevkidaşlarınınsa Türkiye'nin Manbij ve Rakka planlarına sıcak bakmadığı öne sürüldü. Suriye'de sahada olan 3 ülkenin genelkurmay başkanlarını Antalya'da bir araya getiren sürpriz zirvede YPG krizi aşılamadı. Bu krizin çözülmesi lazım. Bu krizin çözümünde sizlerin yapacağı katkıları, çok önemli olduğunu da altını tutarak Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın daveti üzerine Amerikan Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford ve Rusya Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov'un üst düzey komutanlarla birlikte katıldığı zirvede gündem Suriye'nin kuzeyindeki gerilimdi. Gerçekten askerlerimiz büyük bir fedakarlıkla, büyük bir kahramanlıkla bölgeye tekrar barışın gelmesi, huzurun gelmesi için ellerine gelen çalışmayı yapıyorlar. Medyaya sızan bilgilere göre üçlü toplantıda Akar, YPG ile işbirliği mesajlarından duyduğu rahatsızlığı iletti. Akar, Manbij'de Amerikan ordusunun bayrak dalgalandırmasının da doğru bir yaklaşım olmadığı mesajını verdi. Zirvede Orgeneral Akar, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini ısrarla vurgularken, iddialara göre Amerikan ve Rus genelkurmay başkanları da Türkiye'nin IŞİD yerine PYD odaklanmasının bölgedeki faaliyetlere zarar verdiğini savundu. Akar'ın toplantıda Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'nun uluslararası koalisyonun desteğiyle Akçakale'den girip PYD bölgesi içinde açılacak koridorla Tel Abyad üzerinden Rakka'ya inmesini önerdiği ancak Amerikan ve Rus tarafının bu plana sıcak bakmadığı da öne sürüldü. Diyarbakır'da 4 gün önce başlatılan terör operasyonundan acı haber geldi. Lice kırsalında çıkan çatışmada bir uzman çavuş şehit oldu. Diyarbakır kırsalında 7000'den fazla güvenlik görevlisinin katıldığı hava destekli operasyon devam ediyor. Operasyonda çıkan çatışmada bir uzman çavuş şehit oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada 6 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Operasyonda 4 günde aralarında 1 milyon lira ödülle aranan yeşil listedeki Erhan Siser kod adlı Edip Yetütün'de olduğu toplam 19 terörist öldürüldü. Arama tarama çalışmalarında da çok sayıda silah ve mühimmatla sahte plaka takılmış araç ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Teröristlerce döşenen 3 el yapımı patlayıcıyla bombalı saldırı gerçekleştirmek için hazırlanan araç güvenlik güçlerince imha edildi. Terörle mücadele sadece yurt içinde değil, sınır ötesinde de devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri Kuzey Irak'a bir hava harekatı daha düzenledi. Harekat tam gece yarısı başladı ve 1,5 saat sürdü. Savaş uçakları Kuzey Irak'taki Zap ve Avaşin Basyan bölgelerinde bulunan hedefleri bombaladı. Operasyonda çok sayıda sığınak, barınak ve silah mevzisi imha edildi. Darbe girişimine ilişkin çatı iddianame kabul edildi. 2581 sayfalık iddianamede 221 sanık bulunuyor. Çok tartışılan yurtta sulh konseyindeki 38 kişi için Cumhuriyet tarihinin en yüksek cezası isteniyor. 2988'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis. Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili çatı iddianame Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 26'sı general 221 şüpheli hakkında hazırlanan 2581 sayfalık iddianamede Fethullah Gülen bir numaralı şüpheli olarak yer alıyor. İddianamede FETÖ'nün asker üyelerinden oluşan ve Yurtta Sulh Konseyi üyesi olarak tespit edilen 38 şüpheli de var. Eski Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk'ün lideri olduğu konseydeki şüpheliler için 2988'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor. İddianamede Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları müdahil olarak yer alıyor. 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Ankara'da bir dava daha açıldı.
156'sı Kara Harp Okulu öğrencisi, 8'i rütbeli 164 sanık 2 Mayıs'ta yargıç karşısına çıkacak. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada darbe girişimine katıldığı belirlenen 156'sı Kara Harp Okulu öğrencisi, 8'i rütbeli 164 kişi hakkında Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İddianamede darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulu'nda kursiyer olup subaylık eğitimi gören askeri personelin Genelkurmay Başkanlığı karargahına helikopterlerle nakledildiği belirtildi. Sanıklardan 37'sinin baylok kullandığı, bir kısmının da anne, baba ya da kardeşlerinin bu programın kullanıcısı olduğu belirlendi. Sanıklar hakkında 9'ar aydan 4 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası isteniyor. Siirt 3. Komando Tugay Komutanlığı Kurmay Başkanı Albay Erdoğan Kurtunsa askeri komutanlığı gasp suçundan ayrıca müebbet hapsi talep edildi. 2 Mayıs'ta başlayacak yargılama 18 Mayıs'a kadar devam edecek. Devam eden davalardaki son duruma da bakalım. Malatya'daki darbe girişimi davasında eski 2. Ordu Komutanı Adem Hududi'nin savunma yapması bekleniyor. Hududi duruşma salonuna getirilirken ayakkabılarında bağcık olmaması dikkat çekti. Eski 2. Ordu Komutanı Adem Hududi'nin yakınca spor salonunda görülen davaya 2 gündür bağcıksız ayakkabıyla getirilmesi kameralara yansıdı. Başbakanlığın müdahillik talebinin oy birliğiyle kabul edildiği davada avukatların isteği üzerine önce karacıların savunması alınıyor. Tutuksuz sanıklardan bir onbaşı ifadesinde binbaşı Fatih Kılıç'ın kendisine "İçeriye sivil, polis, asker, vatandaş, kim gelirse gelsin ateş edin, vurun, kimseyi kışlaya sokmayın" diye emir verdiğini anlattı. Bir başka erde ifadesinde binbaşı İbrahim Dede tel örgülerden asker, polis, sivil, halk, hatta babanız olsun kim girerse girsin vurun şeklinde emir verdi dedi. Cumhurbaşkanına suikast girişimi davası da Muğla'da görülüyor. Sanık savunmalarında sona yaklaşılan davanın bugünkü oturumunda kağıt krizi yaşandı. Sanıklar yoğun güvenlik önlemleri altında davanın görüldüğü Muğla Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonuna getirildi. Sanıklar jandarma eşliğinde salona alınırken dışarıda toplanan vatandaşlar sanıkları protesto etti. Savunmalarla devam eden oturumda Mahkeme Başkanı Melikşah Başdoğ, soru sormaları için sanıklara verilen kağıt kalemlerin sanıklar arasında mesajlaşma amacıyla kullanıldığını belirterek duruşmayı durdurdu. Sanıklara seslenen Mahkeme Başkanı, "Aranızda yazışmalar yaptığınızı görüyorum. Biz size o kağıt kalemleri, sorunuz varsa yazın, not alacaksanız alın" diye verdik. "Kendi aranızda yazışın" diye vermedik. "Eğer böyle yaparsanız kağıdı kalemi toplatırım. Böyle bir usul yok" diye uyarıda bulundu. Sanık savunmalarıyla devam eden davada ifadelerin bu hafta tamamlanarak ara karar verilmesi bekleniyor. Savunma yapacak sanıklar arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski başyaveri Albay Ali Yazıcı da bulunuyor. Fethullahçı terör örgütünün askeri yapılanmasına yönelik yeni bir operasyon başlatıldı. Soruşturma kapsamında 145 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın gözaltı kararı aldığı şüphelilerin FETÖ üyesi askerlerle askerlerden sorumlu siviller olduğu bildirildi. Şüpheliler arasında baylok kullanıcılarının da bulunduğu öğrenildi. İstanbul terörle mücadele ekipleri şüphelilerin yakalanması için 37 ilde eş zamanlı operasyon başlattı. Operasyonlarda şu ana kadar 40 kişi gözaltına alındı. Türkiye, Dünya Kadınlar Günü'nde Antalya'dan gelen cinayet haberiyle sarsıldı. 42 yaşındaki 3 çocuk annesi kadın, geçen yıl 8 Mart'ta boşandığı eski eşi tarafından pompalı tüfekle sokak ortasında öldürüldü.
Kadın cinayetlerinin son adresi Antalya'nın Manavgat ilçesi oldu. Öfkeli adam 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde boşandığı karısını bir yıl sonra öldürdü. Olay akşam saatlerinde Örnek Mahallesi'nde meydana geldi. 42 yaşındaki Aynur Özallı, iş çıkışı 6 yaşındaki oğlunu almak için evli olan kızının evine gitti. Özallı, evin girişine geldiğinde bir yıl önce boşandığı eski eşini karşısında buldu. Öfkeli adam talihsiz kadına pompalı tüfekle kurşun yağdırdı. Üç çocuk annesi kadın olay yerinde yaşamını yitirirken katil zanlısı kaçtı. Silah seslerini duyan çocukları ve mahalle sakinleri dışarı çıktıklarında kanlar içerisindeki kadınla karşılaştı. Hemen sağlık ekiplerine haber verildi. Allah'ım yarabbim, annem benim, kurban olayım annem. Sağlık ekipleri Aynur Özallı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz kadının cesedi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Sokakta inceleme yapan polis suç aleti pompalı tüfekle çok sayıda fişek bulurken otomobille kaçan zanlı kısa süre sonra yakalandı. Üç çocuk annesi Aynur Özallı'nın eski eşinden birçok kez şiddet gördüğü, daha önce bıçakla yaralandığı ve çiftin geçen yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde boşandığı öğrenildi. Bursa'da annesini döven üvey babasını bıçaklayarak öldüren genç kız yargılandığı davada beraat etti. Mahkeme heyeti oy çokluğuyla sanığın cinayeti meşru müdafaa sonucu işlediğine hükmetti. Bursa'da üvey babasını öldüren genç kız beraat etti. Olay 2 Haziran 2016'da Başaran Mahallesi'nde meydana gelmişti. 20 yaşındaki Fatma Türkkan, 39 yaşındaki annesi Cemile Vural'ı sürekli dövdüğü gerekçesiyle üvey babası Nihat Vural'ı tek bıçak darbesiyle öldürmüştü. Tamam. Hakkında 18 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan sanık, Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına elektronik kelepçeyle ev hapsinde tutulduğu Kütahya'dan Segbis ile katıldı. Genç kadın son savunmasında üvey babasının 3,5 yıldır hem annesine hem de kendisine şiddet uyguladığını öne sürdü. Olay günü yaşananları, annemi yine dövüyordu. Elindeki makası boğazına dayamıştı. Annemi kurtarmak istedim. Bu kez bana tokat attı, kendimi kaybettim. Masanın üzerinde bulunan bıçağı alıp bir kez salladım. Amacım öldürmek değildi sözleriyle anlatan sanık pişman olduğunu söyledi. Anne Cemile Vural da kızının müdahale etmemesi halinde eşinin kendisine zarar vereceğini söyledi. Üç üyeden oluşan mahkeme heyeti oy çokluğu ile cinayetin meşru müdafaa sonucu işlendiği kanaatine vararak Türkkan hakkında beraat kararı verdi. Sanığın müebbet hapis cezasına çarptırılarak hakkında haksız tahrik indirimi yapılmasını isteyen Mahkeme Başkanı Hakim Kemal Yılmaz ise karşı oy kullandı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde İstanbul'dan çirkin bir saldırı haberi geldi. Ellerinde taş, sopa ve bıçak bulunan bir grup Bilgi Üniversitesi'nde düzenlenen Kadınlar Günü etkinliğine saldırdı. Ellerinde sopa, taş ve bıçaklarla kampüse girdiler. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan kız öğrencilere saldırdılar. Görüntüler İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde. Santral İstanbul Kampüsü'nde kız öğrenciler 8 Mart etkinliğine katılıyordu. Bu sırada dışarıdan geldiği öne sürülen bir grup tekbir getirerek öğrencilere saldırdı. Büyük panik yaşanan o anlar öğrencilerin cep telefonu kameralarına yansıdı. Kampüsteki diğer öğrencilerin de saldırganlara müdahalesi üzerine çıkan arbedeye güvenlik görevlileri müdahale etti. Saldırganlardan bir kısmı özel güvenlik görevlilerince yakalandı. Olayın ardından öğrenciler yeterli güvenlik önlemi olmadığı gerekçesiyle üniversite yönetimine de tepki gösterdi. Bıçaktan bahsediyoruz hocam. Bir kadının saçının tutulup yere vurulmasından bahsediyoruz. Bursa'da 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, 7 kadının hayatını kaybettiği kaza nedeniyle buruk kutlandı.
Büyükşehir Belediyesi Şehri Kadınlar Buluşması düzenlerken çiçekçiler de fazla mesai yaptı. Buruk bir günümüz. Çünkü en güzel 8 Mart'ı kutlamak için hazırlanmışken 7 kardeşimiz hayatını kaybettiler. Bursa Büyükşehir Belediyesi Dünya Kadınlar Günü'nde Merinos'ta Şehri Kadınlar Buluşması düzenledi. Bursa'nın her şeyi önemli ama Bursa kadınları da üretken kadınlar. Bakın burada 45 tane stand var. Hepsi birbirinden değerli. Ülke ekonomisine, kent ekonomisine ve aile bütçesine katkı sağlayan hanımlarımız. Her geçen gün örneklerimiz artıyor. Mustafa Kemal Paşa Belediye Başkanı Sadi Kurtulan da Uğur Böceği Kültür Merkezi'nde kadın kursiyerleriyle kahvaltıda buluştu. Ankara'ya giderken kaza geçiren 7 kadın kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Kadınlarımızın toplum hayatındaki yeri, ürettikleri katkıları hiçbir zaman göz ardı edilemez. Emekliler Derneği Nilüfer Şubesi üyeleri de 8 Mart'ı 10. yıl maaşıyla kutladı. 8 Mart'ta en çok tercih edilen adreslerden biri çiçekçilerdi. Yoğunluk var. Herkes annesine, kardeşine bunlara çiçek gönderilir. Yarım elma gönül alma diye bir muhabbet vardır. Tek karanfil alırlar. Birkaç tane siparişimiz kaldı bugün için. Onları da son teslim edip Kadınlar Günü'nü bitireceğiz. Bütün kadınlar çiçektir ama o çiçeklere en güzel bakması gereken de erkeklerdir. Bu özel günde kadınlar da özgürlük mesajı verdi. Kadınlar ezilmesin, hür olsunlar her konuda. Öyle bir dünya istiyorum. Çocuklara, kadınlara şiddet olmayan bir dünya. Anadolu Lisesi öğrencileri de 8 Mart'ı Kadınız Varız, Her Alandayız başlıklı bir video kliple kutladı. Bu kadın erkek ayrımını biz oluşturuyoruz. Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Kent Konseyi'nin her yıl düzenlediği 8 Mart yürüyüşü bu kez sessiz yapıldı. Kadınlar hem yasta hem isyandayız pankartıyla yürüdü. Nilüfer'de kadınlar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için yürüdü. Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Kent Konseyi tarafından düzenlenen yürüyüş öncesi Nilüfer Belediyesi zabıta ekipleri kadınlara karanfil dağıttı. 29 Ekim Mahalle Muhtarlığı önünden başlayan yürüyüşte kadınlar hem yasta hem isyandayız pankartı taşıdı. Ne din ne mezhep bizi birbirimizden ayırmamalı. Önce insan ve kadın olmanın güzelliğiyle birlik, beraberlik duygumuzu kaybetmemeliyiz. Tacize, tecavüze hayır. Bursa'daki otobüs kazasında 7 kadın emekçinin hayatını kaybetmesi nedeniyle yürüyüş sessiz olarak gerçekleşti. Kadınların etkinliği, Boğaziçi Gösteri Sanatları Topluluğu'nun Nazım Hikmet Kültür Evi'nde sahnelediği Zabel adlı tiyatro oyunuyla sona erdi. Bursa'da hafta sonuna kadar Rumeli rüzgarları esecek. Rumeli Kültür ve Tanıtım Günleri Merinos'ta başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun da katıldığı açılışta birlik beraberlik mesajları verildi. Tüm Rumeli Dernekleri Federasyonu tarafından düzenlenen Bursa Rumeli Kültür ve Tanıtım Günleri başladı. Güzel Bursa'mızda Rumeli Günleri programımıza hepiniz hoş geldiniz. En çok birlik ve beraberliğe ihtiyacımız olduğu şu günlerde bu tür etkinlikler bu amaca da hizmet eder. Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğin açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Türkiye ile Balkanların bir bütünün parçası olduğunu söyledi. Ha bizim şuradaki bir köyümüze gidin, oradaki bir yaşamı görün ya da Balkan'ın herhangi bir köşesinde. Nereye varırsanız varın, aynı şeyleri göreceksiniz. Ayaklarındaki çoraplar bile aynı. Her şey aynı, kültür aynı. Aynı bütünün, dediğim bir bütünün parçalarıyız. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu da birlik mesajı verdi. Rumeli Balkan kültürü bir kardeşlik kültürüdür. Bir medeniyet kültürüdür. Bir sevgi ve hoşgörü kültürüdür. Huzur ve barış medeniyetini yeniden oluşturmak bizlere düşüyor. Bu kültür etkinlikleri inşallah bu sürece katkı sağlayacaktır. Müezzinoğlu, soydaşları Bulgaristan'da 26 Mart'ta yapılacak seçimlerde oy kullanmaya çağırdı. Tüm soydaşlarımızın mutlaka ama mutlaka 26 Mart'ta gidip sandıkta oylarını kullanmaları hem oradaki kardeşlerimizin geleceği adına görevimizdir ve sorumluluğumuzdur.
17 derneğin katıldığı Rumeli Kültür ve Tanıtım Günleri, Balkanlara özgü kültür ve lezzetleri Bursa'ya taşıyor. Başkanım size de bir tane gel biraz. CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, halkın tek adam sistemine onay vermeyeceğini söyledi. Yeni sistemde Cumhurbaşkanı'nın hem yürütme hem yasama yetkisine sahip olacağını savunan Bekaroğlu, dünyanın hiçbir yerinde böyle bir sistem yok dedi. MHP ve AK Parti'nin teklif ettikleri sistem demokratik bir başkanlık sistemi değil. CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, anayasa değişikliğiyle antidemokratik bir sistemin getirilmek istendiğini öne sürdü. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yasama yetkisini paylaşan bir başkan var. Yargıyı bütünüyle domine eden, Anayasa Mahkemesi'nin tamamını atayan. Olay Gazetesi başyazarı Ahmet Emin Yılmaz'ı ziyaret eden Bekaroğlu, hükümetin seçmene doğruları anlatmadığını savundu. Başkanlık gelirse ekonomi çok iyi olacak diyor. Yani niye dayanarak diyor. Başkanlık gelirse, evet çıkarsa terör bitecek diyor. Bu vahim bir cümle. Nedir, niye şimdi bitmiyor yani, başkanlık gelince bitecek? Bekaroğlu'na göre seçmen tek adam sistemine onay vermeyecek. Milletimiz bu saatten sonra bir tek adama bütün yetkileri, o adamı çok sevse bile devredeceği kanaatinde değilim. Sınırlarımızın dışındayız. Afganistan'ın başkenti Kabil'deki askeri hastaneye bombalı ve silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda en az 30 kişi hayatını kaybetti. 60'tan fazla yaralı var. Hastaneye doktor kılığında giren 5 terörist öldürüldü. Doktor kılığındaki IŞİD militanları askeri hastaneye saldırdı. Afganistan'ın başkenti Kabil savaş alanına döndü. Sabah saatlerinde biri doktor kıyafetli 5 intihar eylemcisi başkent Kabil'in merkezindeki Serdar Muhammed Davut Han Hastanesi'ne saldırı düzenledi. Saldırganlardan biri kendisini giriş kapısında patlatırken içeri girmeyi başaran 4 teröristle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. 6. katta sıkıştırılan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için hastanenin çatısına helikopterle özel timler indirildi. Saatler süren çatışmada teröristler ölü olarak ele geçirilirken, Afganistan Sağlık Bakanlığı Sözcüsü İsmail Kavasi, en az 30 kişinin hayatını kaybettiğini, 60'tan fazla kişinin de yaralandığını ifade etti. Amerikan Büyükelçiliğine sadece birkaç yüz metre mesafedeki hastaneye düzenlenen saldırıyı IŞİD üstlendi. Tarihi görüntüler gelecek şimdi ekrana. İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi orduları için sonun başlangıcı olarak kabul edilen Stalingrad kuşatmasının daha önce yayınlanmayan görüntüleri ortaya çıktı. Özel bir teknikle renklendirilen görüntüler tarihe ışık tutuyor. İkinci Dünya Savaşı'nın dönüm noktası sayılan Stalingrad kuşatmasının daha önce bilinmeyen görüntüleri ilk kez yayınlandı. Özel bir sistemle renklendirilen videoda Adolf Hitler'in Stalingrad'a yönelik operasyonun başlatılması için talimatı imzalaması, Nazi askerleri, Stalingrad kenti ve Nazilerin kenti bombalaması görülüyor. Görüntülerde Sovyet askerleri, sokak çatışmaları, Sovyet askeri komando birliklerinin operasyonu yer alıyor. Hitler 1942 yılında başta Bakü olmak üzere Kafkasya petrol yataklarıyla Sovyetler Birliği'nin Volga Nehri kıyısındaki sanayi bölgelerini kontrol altına almak için Alman 6. Ordusunu Stalingrad'a göndermişti. Kent 17 Eylül 1942'de kuşatma altına alınırken Kızıl Ordu 19 Kasım'da karşı atağa geçmişti. Alman birliklerini kuşatan Sovyet ordusu 2 Şubat 1943'te Nazi Marşali Friedrich Paulus dahil yaklaşık 300 bin Alman askerini esir almıştı.
çoğu Sovyet askeri ve sivil 2,5 milyon kişinin hayatını kaybettiği Stalingrad kuşatması, Nazilerin 2. Dünya Savaşı'nda yenilmeye başladığı tarih olarak kabul ediliyor. Artvin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıl dönümü Bursa'da da kutlandı. Artvinlilerin tulum eşliğinde coştuğu gecede birlik beraberlik mesajları verildi. Artvin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıl dönümü Bursa'da coşkuyla kutlandı. Camiamızın yaşamış olduğu ve ülkemizin yaşamış olduğu o 15 Temmuz darbesinden sonra bugün daha çok birlikteliğimizin, beraberliğimizin ön plana çıkacağı bir gün. Artvin ve Kafkas Dernekleri Federasyonu tarafından düzenlenen geceye Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali ve CHP İl Başkanı Şadi Özdemir de katıldı. Gecede tulum eşliğinde horon tepildi. Davetliler sahneye çıkan Atabarı folklor ekibiyle coştu. Bir tiyatro gösterisinin de düzenlendiği gecede yöreye özgü tatlar ve el sanatları da sergilendi. Gecenin ilerleyen saatlerinde sahnede sevilen türkücü Hülya Polat vardı. Efendim biz size hakikatleri anlatmaya çalıştık. Olay ana haberin sonunda 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü bir kez daha kutluyoruz. Mutlu akşamlar.